Selamun aleyküm arkadaşlar. Galatasaray'da geriye sayım devam ediyor. Neyle ilgili geriye sayım devam ediyor? Tabii ki seçimle ilgili. Şunun şurasında 19 Haziran'a ne kaldı ki diyelim ve de sohbetimize başlayalım, mevzuya girelim arkadaşlar. Şimdi Galatasaraylı kardeşlerimiz şöyle diyorlar. Ya ayın 19'unda seçim var. Başkan seçilecek. İşte ondan sonra transfer yapılacak. O gelecek, bu gidecek. Hoca bilmem ne falan filan. Yandık biz diyorlar. Arkadaşlar yanmadı. Galatasaray yanmış falan bir durum yok. Ben şimdi size anlatacağım. Yanmadığını göreceksiniz. Şimdi adım adım gidelim isterseniz sırayla. Adım adım gidelim ve de olması gerekenleri ve daha doğrusu olacakları ben size adım adım hemen söylüyorum. Bir arkadaşlar, bir. Birinci madde. Şimdi 19 Haziran'da genel kurul ne yapacak arkadaşlar? Yönetim ve başkanı seçecek. Daha doğrusu yönetimi seçecek. Başkan adayı da belli olduğuna göre başkanı seçmiş oluyor. Demek ki birinci madde ayın 19'unda genel kurul yönetimi seçecek. İki, hemen ardından seçilen yönetim ve başkan ne yapacak arkadaşlar? Hocayı seçecek. Değil mi? Yönetim geldi, başkan geldi. Hoca olmadığına göre derhal onlar hocayı belirleyecekler. Üç, üçüncü madde. Şimdi başkan ve yönetim belirlendi, hoca belirlendi. O zaman ne olacak? Üçüncü madde olarak da hoca, yönetim neyse kimse transfer komitesi transferlere başlayacak. Gelmiş olanlar varsa onlarla herhalde devam edilir. Mukaveller yenilenir veya tamam kardeşim devam ediyoruz denilir. Alınacak olanlar alınır, gönderilecek olanlar gönderilir. Şimdi burada deniliyor ki Galatasaray işte geç kaldı kardeşim. Ayın 20'sinden sonra bunlar yapılır mı? Transfer. Arkadaşlar ben de size şunu söylüyorum. Hiç enseyi karartmayın. Siz ne zaman gördünüz Galatasaray'ın? Geriye doğru gidin. Bundan önceki yıllara geriye 1, 2, 3, 4, 5 bir gidin gerilere doğru bakalım. Ne zaman hangi transfer döneminde ya da ara transferde Galatasaray'ın işin başında ki transferin resmen ayın 10'unda başlayacağını düşünürsek 10 Haziran'da ne zaman gördünüz ki Galatasaray'da transfer ilk haftada, ikinci haftada, ilk ayda, ikinci ayda yapıldığını? Galatasaray transferlerini ne zaman yaptı arkadaşlar? Nasıl yaptı? Transferin son gününün son dakikalarında yaptı. Yalan mı? Ne dediler bunun adına? Ya biz evet bekliyoruz. Galatasaray'da transfer bitmez. Üstelik de fırsat transferleri bekliyoruz dediler. Ve beklediler. Galatasaray hep fırsat transferleri yaptı arkadaşlar. Hem de ne fırsat transferleri yaptı. Zaten yapılan o fırsat transferleriyle, Enzonzilerle, Serilerle, Leminalarla, Andonelerle, aklınıza gelebilecek işte Mitroğlu'yla, onunla, bununla Galatasaray şampiyonluklara ulaştı. O kadar transferlerin içerisinde bana göre en yararlısı kim derseniz Mitroğlu'dur, biliyor musunuz? O Akhisar maçında son saniyede attığı o, artık tesadüf deyin, şans deyin, bilmem ne derseniz deyin, o golle Galatasaray şampiyonluğa ulaştı. En şey transfer, isabetli transfer Mitroğlu'dur ki en sonunda gelmiş olan son saniye transferiydi. Şimdi bu gerçekle eğer hareket edersek arkadaşlar, demek ki ne olacak? Genel kurul yönetimi, yönetim hocayı, hoca transferleri yapacak, yapmalı diyorsam da bunun üzerinde durmak lazım. Bunun üzerinde kitaplar yazılır arkadaşlar. Az önce de belirttiğim gibi Galatasaray'da maalesef transferler hiçbir zaman hem isabetli olmadığı gibi hem de işin başında olmuyor, hem de kamplara yetişmiyor, çalışmalara katılamıyor oyuncular. Katılamadıkları için de oyuncular yarı sezonu neredeyse harcamış oluyorlar. Ve bunun devre arası da aynı böyle oluyor. Devre arasında da işin başında oyuncuları alamadıkları için oyuncular sonlara doğru geliyor. Hazırlanacağız diyorlar. İşte birkaç hafta hazırlanmakla geçiyor. Hazırlanırken bazıları sakatlanıyor. Ya sıtma oluyor, ya orası tutuyor, ya işte Covid-19 oluyor, bu oluyor, o oluyor arkadaşlar. Sonuç itibariyle Galatasaray'ın transferleri hep fiyaskoyla çapa oturma pozisyonlarında gerçekleşiyor. Ha bir de şu var tabii. Evet, son dakikada yapılıyor da az önce söyledim, Mitroğlu bir tesadüftü. O attığı gol itibariyle en yararlı. Onun dışındakileri hiçbirini kabul etmiyorum. Peki gelenlerle gidenler, yani yapılan tercihler doğru mu arkadaşlar?
Yapılan tercihlere baktığınız zaman gönderilenler, yerlerine alınanlar eğer şöyle dikkatle incelendiyse başarı oranı, isabet oranı %20'yi geçmiyor. Halbuki transferde %50 başarı yakalıyorsanız gelenle gidenle eğer %50 yerli yerine oturtabiliyorsanız sorun yok. Ama Galatasaray'da %20'leri, %25'leri başarı oranı bulmuyor abi. Bulmuyor. Hiçbir zaman da bulmadı. O zaman ne oluyor? İşte Galatasaray'ın geriye doğru döndüğümüz vakit o Gomis'ten bu tarafa doğru yaşanan skandalları görüyoruz. Ben mesela Gomis'in, Maicon'un, Fernando'nun gönderilmesiyle Galatasaray'ın en az 50 milyon belki de 100 milyon euroya ya da dolara yakın içeri gittiğine inanıyorum. Bunları açarız. Zaman olsa böyle sınırlı sürede konuşmuyor olsak arkadaşlar ben bunları tek 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 size anlatırım. Sadece bir Gomis'in gönderilip 500 bin euro adama söz verdikleri halde Dursun Özbek adama söz veriyor. Sana 500 bin euro vereceğiz gol kralı ve şampiyon olursak diyor. Değişiyor gidiyor gelen vermem diyor. Lan ver ne olacak yani? Ver ikna et yani. Gomis gibi son yıllarda Galatasaray'a gelip de aynen Elmander gibi, Kuyul gibi Galatasaray'a gelip de ufoloji gibi Galatasaray'a gelip de Galatasaray'ı içine sindirmiş, benimsemiş. Galatasaray içine derler ya sahada ölecek diye. Öyle bir futbolcu. Sen bu adamı gönderdin. Üstelik 4,5 milyona satıyorsun. Sattın da ne oldu? Maicon gibi 10 numara bir defans oyuncusunu satıyorsun. Hiç kimse kusura bakmasın arkadaşlar. Bugün Maicon, Gomis ve o Fernando vardı biliyorsunuz. İspanya, Sevilla'ya mı gitti? Bir yere gitti. Şimdi bu oyuncuları göndermeyip de elde tutsan, yerine de bir sürü ıskartayı almamış olsan Galatasaray hakikaten bugün belki de 500 milyon kârda olacaktı. Belki de şu andaki mevcut borcunun yarısı kadar borcu olacaktı. Bu bir gerçek. Burada ben kimseyi suçlamıyorum. Bana şunu bunu demeyin. Kim yaptıysa yönetim, hoca, o, bu oturdular abi, karar verdiler, yaptılar. Arkadaşlar beğenmeyip gönderdikleri Gomis. Gomis'in gönderilmesinde hiç kimse kusura bakmasın. Teknik direktörün büyük dahli var bu işte. İstemedi. İsteseydi kalsın deseydi kalırdı. Cagney'in gelmesinde teknik direktör onay vermeseydi kimse bir şey diyemezdi, alamazdı. Onay verdi. Cagney'in bu şekilde şamar oğlanına çevrilmesinde, gönderilmesindeki benim bildiğim Fatih Hoca Gomis'i göndermemeliydi. Maicon'u göndermemeliydi. Maicon'un arkasında nasıl duruyordu? Bunları görecek abi, o görecek. Ben göremem yani. O çaresiz, beceriksiz yönetimden ne bekliyorsun yani? Ondan sonra Gomis yok paracılık yaptı. Onu yaptı, bunu yaptı dediler. Arabistan'ın sıcağında adam kaç senedir oynuyor? En üst düzeyde oynuyor. Galatasaray ateşiyle de yanıp tutuşuyor. Maicon oynuyor. Ya Maicon'u adam getirdiler geçen sene transfer ayında. Adamı Şamaroğlu'na çevir. De ki ben oyuncumu sahip çıktım. Maicon'u vermiyorum kardeşim de. Tiyatrodan söyle ya. Tiyatrodan söyle ki adamlar o satmıyor ya. Diyor ki ben istemiyorum Maicon'u. Ya hoca niye bunu söylüyorsun? Sen bu adamı istemiyorum satın dediğin zaman öbür adamlar da diyor ki nasılsa satacaklar diyor. 3 milyon dedikleri adamı 1,5 milyona yalvar yakar veriyorlar. Bu kimin suçu abi? Benim suçum mu? Hocanın, yönetimin, başkanın suçu yani. Bu Galatasaray'a atılmış bir kazık değil mi? Kusura bakmayın. Şimdi sen aldıklarında da gönderdiklerinde de. Şimdi gelelim bu seneye doğru. Geliyoruz abi. Tamam Onyekuru Onyekuru. Bir iki maçta parlıyor. İşte Galatasaray'ın özellikle Fener maçlarında ismi kalıyor. Geçen sene devre arasında geldi. Sıtmaydı mutmaydı. Bir halt yok abi. Geçen sene Fenerbahçe maçı kazanıldı. Biz bunu tuttuk Onyekuru'ya yazdık. Halbuki o maç orada berabere bitseydi. Hatırlayın Onyekuru'nun kaçırdığı golleri şunları bunları. Hepimiz Onyekuru'yu suç diyecektik. Maç kazanıldı da Allah'tan. Allah Galatasaray'ın yüzüne baktı. Hak yerini buldu. Oldu. Şimdi Onyekuru'dan önce abi benim elimde Kerem diye bir oyuncu var. Ben buna sahip çıkacağım. Benim elimde Taylan var. Benim elimde Oğulcan var. Ben önce bunlara sahip çıkacağım arkadaşlar. Bunların Galatasaray'a kazanılması lazım. Evde var çünkü yani. Eğer sakatlıklar olmasaydı, malum cezalar olmasaydı ben ne Kerem'in ne Taylan'ın hatta ne de Halil'in ortaya çıkacağına inanmıyorum arkadaşlar yani. Burada inanılmaz bir yanlış planlama var. Bu planlamanın ucu ne oluyor abi? Galatasaray'a dokunuyor, sahaya yansıyor. O zaman bütün bunları ışığı altında Galatasaray'ın yeni dönemde
şapkasını önüne koyacak abi. Seçilecek olan yeni yönetim, başkan, gelecek olan hoca, kimse. Kabulüm abi. Bakın şimdi şu anda herkesin bir tercihi olabilir. Herkes Ali der, Veli der, ben şunu derim, sen onu dersin. Hepimizin kafasından birileri geçiyor olabilir. Hiç problem değil. Ama 19'unda birilerini seçecek mi genel kurul? Seçecek. O genel kurulun seçtiği başkan ve yönetim bir hoca atayacak mı? Atayacak. O günden sonra bütün Galatasaraylılara düşen görev şudur. Tek yumruk olacaksın. Tam destek, hep destek hocana, başkanına, yönetimine sahip çıkacaksın. Vay efendim benim istediğim yönetim seçilmedi. Vay o seçildi. Estekti, köstekti. O şunu yapmıştı. Bu bunu yapmıştı. Yok o niye gelmedi? Yok şu niye aldı? Yok hoca bu olmalıydı. Şu olmalıydı. Yok bu hoca hata yaptı. Niye gitmeliydi? Abi bunların hepsinin bir kenara atılması lazım. Unutulması lazım. Galatasaray'ın aslı olan Galatasaray'dır gerçeğinden hareket ederek herkesin Galatasaray'ın arkasında durması gerekiyor. Tek yumruk olması gerekiyor. Galatasaray'ın seneye işi daha çok zor. Bakın bu federasyon görevde kalacak. Ben hep bundan önceki sohbetimde dedim ki Galatasaray hani böyle kodumu oturtacak bir başkana sahip olursa, böyle bir başkan olursa bu iş biter. Ama sen bu federasyonu gönderemeyeceksin. Biliyoruz ki kim Galatasaray başkanı olursa olsun bu federasyonla dalaşmayacak. Bu federasyona cephe almayacak. Bu federasyonun gitmesi için herhangi bir gayret göstermeyecek arkadaşlar. Göstermeyecekler. Diyecekler ki beyaz sayfa açtık, temiz sayfa açtık. O öyle oldu, bu böyle oldu. Estek oldu, köstek oldu. İşte yok efendim şu olursa şöyle yaparız, bu olursa böyle. İki tane palavradan, tırışkadan, demeçlerle bu işleri geçiştirecekler. Ben yemem arkadaşlar. Ben o taraftara, ona, buna, genç kardeşlerimize yedirebilirler. Ama bana yediremezler. Şimdi bu... Şu anda söyleyeceksin abi, bütün başkan adaylarının birinci değişmez ana maddesinin bu federasyonun derhal görevden el çektirilmesi. Sadece federasyonun değil, Nihat'ın değil, ceza kurulunun, tahkim kurulunun, MHK'nin ve federasyonun içindeki çaycısından, ocakçısından, odacısına kadar arkadaşlar. Hepsinin temizlenmesi lazım. Bunların alayı Galatasaray düşmanı olmuşlar. Olmuşlar. Dikkat edin. Bakın daha önce de söyledim. Koç Ali şikayet ediyor. İşte diyor ceza kuruldu diyor. Tahkim diyor. Hepsi senin adamın. Hepsi Fenerbahçe kulübünün üyeleri değil mi? Nihat'ı biliyoruz ne halt olduğunu. Şimdi ne diyor? Biz diyor federasyondan memnun değiliz diyor. Ama gitsin demiyor. Galatasaraylı da demiyor. Peki en çok Galatasaray'ı doğrayan bunlar değil mi? Rezaletleri sergileyen bunlar değil mi? Galatasaray'a her türlü kazığı atan bunlar değil mi arkadaşlar? Bunlar. Ama gitsin onlar demez. O sadece uyarıyor. Tehdit yapıyor. Seneye beni koruyacaksın diyor. Seneye diyor futbolun rengi sarı lacivert olacak diyor. Nereden biliyorsun sarı lacivert olacak? Sen bugüne kadar hep çuvallamışsın. 3 senede yenilmişsin. Tepelenmişsin. Yaptığın tek şey çene. Ona çamur buna çamur. Kural tanıma, hukuk tanıma, federasyonu dikleme, Nihat'ı ipleme. Yerler mi arkadaşım? Pardon. Yemezler değil mi? Biz de yemiyoruz. Ama Galatasaray için öyle değil. Gitsin demiyorum. Şimdi Çebi Ahmet federasyona şöyle diyor, böyle diyor. Kendimizi ezdirmeyiz diyor. Estek diyor, köstek diyor ama federasyondan diyor torpil istiyoruz, kıyak istiyoruz diyor. Çünkü daha önce gördüler. Yine aynısını göreceklerinden eminler. Çünkü zorlu ruhu var. El ele verecekler. Hakemlerin Beşiktaş'ı nasıl şampiyon yaptıklarını biliyorlar. Hepsini biliyor. O da biliyor. O da diyor ki şimdi Koç Ali. Ulan diyor geçen sene bu hakemler diyor Beşiktaş'ı şampiyon yapmadım. Bu sene de bizi yapsınlar diyor. Beklenti bu. Galatasaray'ın esamesi okunmayacak. Ha başkan Ali olmuş, Veli olmuş, Selami olmuş. Hiç fark etmiyor abi. Sen Mourinho'yu da getirsen, Messi'yi de getirsen, Ronaldo'yu da getirsen. İşte Serdar Efendi ne diyor hakemlerden diyor. Memnunuz diyor ya. Hakemler on numara diyor. Siyah beyaz kravatını takıyor. Ona buna gider yapıyor. Seremonilere çıkıyor. Ve ben böyle bir MHK başkanının için tek kelime laf eden bir Galatasaray başkan adayı görmüyorum. Bu federasyonun rezaletlerine her dakika ya senin birinci ana madden bu olmalı kardeşim. Bırak transferi. Yok ben şu kadar parayla geleceğim. Bakın en büyük skandal ne biliyor musunuz? Ya Galatasaray Genel Kurulu üyelerini parayla mı kandıracaksınız ya? Bir tane Metin diye bir adam çıkmış abi. Yok 200 milyon buldum. Yok kazak olaylığı yapacağım. Yok bilmem ne yapacağım. Yapma abi kazak olaylığı masak olaylığı yapma.
Galatasaray Genel Kurulu senin oraya ortaya atacağın 300 milyona, 200 milyona tav olacak da sana oy mu verecek yani? Ayıptır ya. Ayıptır ya. Bir tanesi diyor ben 140 milyon dolarla geliyorum diyor. Öbürü ben bir kadar şu kadar euro ile geliyorum diyor. Öbürü diyor bilmem neyle geliyorum diyor. Alayla valayla. Bir tanesi geliyor atıyor palavrasını sıkıyor 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 sıkıyor. Yok diyor 300 milyon doları aldım diyor. Şey bankalarından o gelecek Emirates'le şöyle anlaştım böyle anlaştım şunu yaptım bunu yaptım diye bir bakıyorsunuz kirişi kırıyor kaçıyor. Yeteri kadar reklamını yapmış politikacı. Öbürü bilmem ne diyor bir başka politikacı estek köstek. Ya gidin Allah aşkına Galatasaray'ın yakasından düşün ya. Yalan dolan taraftarı kandır. Kandır anasını satayım. Taraftar da yiyecek bunu. Ya genel kurul üyeleri şu gerçeği görmeli. Ay ben şu kadar para getiriyorum, bu kadar para getiriyorum. Galatasaray'ın o genel kurul üyelerinin oylarını parayla kandırıp mı alacaksınız? Abi bana bir dik duruş sergileyin, dik duruş. Genel kurula şunu söyleyin önce genel kurul üyelerine. Arkadaş bu federasyon Galatasaray düşmanıdır. Tüm kurullarıyla bunlar Galatasaray düşmanıdır. Galatasaray'ın hakkını çatır çatır yediler. Biz Galatasaray'ın hakkını yiyenin burnundan fitil fitil getiririz. Onları yağlı kazıklara oturturuz diyebiliyor musunuz? Demiyorsunuz lan demiyorsunuz. Korkaklar, pısırıklar, beceriksizler. Kusura bakmayın. Bunu böyle söyleyeceğim arkadaşlar. Söyleyeceğim ki kafalarda iyi kalsın yani. Ben bunların bu kafayla abi şu federasyona, şu Nihat'a, şu ceza kuruluna, şu tahkim kuruluna ve de en önemlisi şu Serdar denen MHK başkanı denen sarı şey siyah beyazlı kravatlı adama haddini bildirmeyene ben başkan adayı demem. Başkan olarak tanımam onu. Kusura bakmasınlar. Ne bu ya? Abi gelecekler benim gözümün içine baka baka benim 30 milyonluk 40 milyonluk aileme siz hakaret edeceksiniz he? Kimsiniz lan siz? Kimsiniz? Abi kusura bakmayın. Politikacısı da onu da bunu da herkes yerini bilecek, haddini bilecek, hukukunu bilecek. Galatasaray Türkiye'nin takımıdır. Böyle politika üssüdür. Siyasetle, miyasetle Galatasaray'ın alakası olmaz kardeşim. Olmamalı da zaten. Ama Galatasaray'ın hakkını yiyecek olanın da abi böyle çatır çatır burnundan getiririm. Abi ben mecburiyetten 10 yabancı ile sahaya çıktığım zaman, 11 yabancı ile mecburiyetten sahaya çıktığım zaman bana yapmadığın kötülük kalmayacak. Beşiktaş Ligi 10 yabancı ile bitirecek, şampiyon olacak, öyle abidik gubidik, tek kelime etmeyeceksin bu siyasi parti liderleri. Ben Galatasaray'ın başkanı ya da başkan adayı olacağım, yapışırım yakasına, yapışırım. Ne diyorsun lan? Buna niye laf etmiyorsun? Ben Beşiktaşlıyım. Bana ne lan? Bana ne? Ne oluyor olursa ne ol yani? Sen bana o haksızlığı yapacaksın. Televizyonlarda benim milli marşımı kim söyleyecek? Bilmem ne diyeceksin. Beşiktaş, Hatay, Antalya, Alanya, o bu. Abi hepsi 11 yabancı ile 10 yabancı ile sahaya çıkacak. Sesiniz çıkmayacak. O işte biraz bundan önceki sohbette söyledim. Tarafsız var ya spor medyası, Fener medyası. Niye söylemiyorsunuz lan? Niye söylemiyorsunuz? 10 yabancı. Bir tane kaleci Ersin oynadı. Neden sesiniz çıkmadı? Tekrar hatırlatacağım. 7-0'lık Hatay maçı, 6-0'lık Rize maçı, 3-0'lık rezalet Alanya maçları. Kaleci neydi? Malafat mıydı? Marafona mıydı? Kaleci Münir, o, bu, Bilong. Niye unutuldu bunlar? Nerede benim başkan adaylarım? Neden bunların hesabını sormuyorsunuz? Yok transfer yapacağım. İşte yok 10 numara getireceğim. Yer yerinden oynayacak. Kandırma lan beni, kandırma. Kandırma. Taraftarı kandırma. Ben de taraftarım. Kandırma bizi. Yok öyle şey. Önce Galatasaray'ın yenen hakkını arayacaksın. Yenen hakkını. Var mı? Tek kelime söyleyebiliyor musun? Cesaretin var mı? Yüreğin var mı? Toşağın var mı? Yok. Kandır. Hakan Çalhanoğlu'nu getirecek. Nah getireceksin Hakan Çalhanoğlu'nu sen. Ama yalan. Yalan. Efendim ben 2 senedir diyor plan yapıyorum program yapıyorum diyor. Bilmem ne yapacağım diyor. Yalancının derler adama. 2 senedir plan program yapıyormuş. 3 tane yöneticiyi genel kurul üyesini toplayıp orada burada yemek yedirmek plan mı lan? Öbürü bilmem ne, öbürü bilmem ne. Ondan sonra Galatasaray'da transfer. Kandırıyorlar.
Abi çok tepem artık ya. Valla sizler adına bak bunu yapıyorum ha. Sizler böyle öfkenizi tek tek getirip benim gibi getirip ortaya koyamayacağınıza göre. Tamam benim de aman aman bir gücüm yok yani. 200 binler 500 binler abonemiz yok yani. Olsa bu gücümüzü daha çok oralara duyuracağız ya. Ay şurada 23 23 kardeşim. İzleyen ne kadar işte 1000 kişi mi görüntüler, 3000 kişi mi görüntüler, kim ne kadar görüntülerse ben anlatayım abi. Yalan mı ya? Yalan mı abi? Ben sezon içerisinde akla karayı seçtim sizlere bunu anlatmakta. Sizlere ben anlatmadım mı? Falcao haksız görüyor, Muhammed Mustafa haksız görüyor, o haksız atılıyor. Galatasaray'ı böyle doğruyorlar, Ankara'da böyle yendiriyorlar diye. Siz isyan etmiyor muydunuz kardeşim? Şimdi bunları yaptırmayacak, bu federasyondan bunların hesabını soracak yönetimlere istemek, başkanı istemek hakkımız değil mi arkadaşım? Değil mi? Bunları biz unutuyoruz her şeyi. Biz belki de bütün bunların hepsini unuttuk. Beyaz sayfa açacağız edebiyatı var ya Galatasaray'da. Yok abi ben beyaz sayfa, beyaz sayfa istemiyorum. Ben daha kafadan bunun garantisini istiyorum. Beş tane mi başkan adayı var? Abi söyleyeceksiniz. Federasyon gideceksin kardeşim. Gideceksin, gideceksin. Burada oturmayacaksın. Koçeli istiyor. Çebi Ahmet istiyor. Öbür bilmem Agaoğlu Ahmet istiyor olabilir. Abi sen istemeyeceksin. Sen 40 milyonluk Galatasaray ailesisin. Tepesine tepesine çökeceksin. Bana yalandan tırışkadan 10 numara transferi deme. 140 milyon euro doları buldum geliyorum. 200 milyonum hazır. Kasa kolaylığı o bu. Abi Galatasaray'ın gücü, ismi, etkisi şunu bunu parayı da bulur, pulu da bulur. Stadın adını yok 15 yıllığına ona kiralayacağım. Abi ben de kiralarım. Koskoca Galatasaray'ın stadı forması orada. Aslanlar gibi şu arkadaki formalar varsa abi bakın orada ne reklamlar var, neler var. O parayı kendi getirir. Orada sizin bir marifetinize gerek yok abi. Gelirler adamlar yalvarır sana. Sen önce gücünü göster, kudretini göster. Galatasaray'ın hakkını yiyenleri böyle kazıklara oturt abi. Sana reklamda gelir, sponsorda gelir, o da gelir, bu da gelir yani. Galatasaray transferin krallığını da yapar aklın varsa. Söylüyorum size Galatasaray ne zaman abi bugüne kadar ilk günde transfer, ilk haftada, ilk ayda transferlerini bitirmiş, kampa yetiştirmiş, hazırlıklara yetiştirmiş? Hiçbirine. O zaman abi öyle de olur, böyle de olur. Galatasaray'ın abi hocasıyla, yönetimiyle tek yumruk olacak. Herkes silkelenecek. Hoca hocalığını bilecek. Başkan başkanları, yönetim yönetimliğini bilecek. Kimse kimsenin işine karışmayacak. Hak eden çıkıp oynayacak abi. Galatasaray'da bugün eğer biz Kerem'den söz ediyorsak, Kerem tesadüfen iki maçın bilmem kaç dakikasında oynadı. Biz Kerem'in kaç maça hepimiz isyan etmedik mi? Ne çabuk unutuyoruz kardeşlerim ya. Ne çabuk unutuyoruz Kerem 3 dakika 5 dakika oynayacak oyuncu mu diye. Demiyor muyduk hepimiz Kerem 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 diye. Ne oldu şimdi? Kerem hoca marifetiyle mi milli takıma kazandırıldı? Taylan milli takıma kazandırılırken hoca marifetleriyle mi kazandırıldı? Biz Taylan'ın kaç maç kenarda oturttuğunu mu biliyoruz? Ya yeter. Bak burama kadar geliyor. Bu Galatasaray'ın böyle hakikaten diyorum yani hani diyorlar ya bazı çok klasik ya fabrika ayarlarıyla bilmem nelerle oynamayın diye. Oynamayın. Yalan dolan yok abi. Yeter ya. Yeter. Bu kadar yalan olmaz. Abi Galatasaray'ın yönetimlerin, başkanın, onun bunun birinci öncelikli görevi bu federasyonu, bu nihatı göndermek, devirmek kurullarıyla beraber. Siz bunları göndermezseniz yazın, alın, koyun bakın bu sohbeti koyun bir kenara. Galatasaray daha yeni mevsimde ilk maçtan itibaren Abdülkadir Bitigenler, Meteler, Arda kardeşler, Alper Ulusoylarla, neydi o Yaşar Kemal Uğurlularla, Cünitlerle, Fıratlarla doğranır, 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 doğranır. Ben size söylüyorum. Transfer yapılır kardeşim. Transfer yapılır. Alandaki Galatasaray'sın sen ya. Galatasaray'a herkes gelir. Herkes gelir. Galatasaray'da herkes oynar. O kimler gelmedi? Drogba'lar, Snyder'ler geldi. Hagi'ler, Tafarel'ler geldi. Popescu'lar geldi. Yine de gelirler. Bugün de gelirler, yarın da gelirler. Hoca da gelir. Fatih Hoca gelir, olmadı öbürü gelir, öbürü gelir. Ama herkes geldiği zaman haddini bilecek, görevini bilecek, sınırlarını bilecek arkadaşım. Başkan başkanlığını bilecek. Galatasaray'ı yenen haklarını savunacak. Galatasaray'ın tepesine kabus gibi çöken federasyonların hesabını soracak kardeşim, soracak. Ya bu bugünün işi değil. Dünden beri böyle.
Daha önceki federasyon başkanları Galatasaray Avrupa'da maç oynuyor abi UEFA'da. Gazeteci soruyor federasyon başkanına. Galatasaray maçı var seyret. Nasıl Galatasaray maçını seyredeceğim diyor. Ben Orkinos Avu'na gidiyorum diyor. Bu adam Fenerliydi. Bilmem ne başkan. Mahmut verdi ya İzmirli Mahmut. Biliyorsunuz. Abi biz kimleri gördük ya. O günlerde siz sesiniz çıkmazsa, bunların tepesine çökmezseniz, ondan sonra Mahmut gider, Türkçü gelir. Türkçü gider, bilmem ne gelir. Ne oldu? Türkçü geldi, hocanı ayarttı. Öyle yaptı, böyle yaptı. Galatasaray'ın önü kesildi. Cezalar cezalar, rezaletler rezaletler. Biz niye 6 tane, 5 tane başkan adayımız? Benim şu kadar param var, ben bu kadar para buldum. Kandır yönetimi, ben kasa yapacağım. Genel kurulu üyelerini kandırın. Yok dünyanın en iyi numarasını getir, 10 numarasını getireceğim. Üstelik Falcao'nun yarı fiyatına getireceğim. Üstelik Türk, yalancının derler adama. Yeter lan, yeter yeter, biraz kendinize gelin. Öyle getirecekle, cakla, cukla bu işler olmuyor. Getir de görelim. Bana de ki ben Muhammed Mustafa'nın bonservisini alıyorum. Bak para hazır, çek burada. Bana bunu göster. Halil'i getiriyorum da bana bunu göster. Almayacak duvarlara milleti amin dedirtmeye çalışıyorlar. Biz de yiyoruz değil mi? Yeter. Bak yeter diyorum. Yeter arkadaşlar. Yeter yeter. Yeter. Böyle genel kurulu üyelerine, ey genel kurulu üyeleri, sizlere böyle para lafı, bilmem ne lafı edenin tepesine yumruğu indirin ya. İndirin kardeşim. Yok efendim ben kulübün isim hakkını satacağım. Sponsorluk forma. La onu ben de yaparım. Ben de. Galatasaray kulübünü bir tane profesyonelle ver. Eğer sizlerden daha iyi yapmasa neyim ya? Galatasaray'ım ben abi. Benim hakkımı yiyenleri ben tepelersem, gücümü ortaya koyarsam bana sponsor da gelir, para da gelir, futbolcu da gelir, o da gelir, bu da gelir. Ama önce siz adam olacaksınız. Siz görevinizi yapacaksınız. Neyse arkadaşlar, enseyi karartmayalım. Galatasaray ismi de cismi de transferleri yaptırır. Bugüne kadarki örneklerle şunu biliyoruz ki transferler ayın zaten ilk haftalarda, ilk ayda olmuyor. Hep sonlara doğru oluyor. Bunu da böyle göreceğiz. İnşallah ayın 19'unda bu benim anlattıklarıma kıyısından köşesinden inanan, bu şekilde yürüyecek bir başkan ve yönetim iş başına geçer. Galatasaray'ın hakkını çatır çatır korur. Öyle genel kurulu üyelerini cebindeki 3 kuruş payla onunla bununla kandıracak adamlardan Galatasaray'a hayır gelmez. Bırakın bu para pul işlerini. Galatasaray ismi, cismi güçlüdür kardeşim. Önce toşaklı olacaksın, yürekli olacaksın, becerikli olacaksın, cesur olacaksın, dübüründen korkmayacaksın. Galatasaray'ın menfaatleri için her şeyi göze alacaksın. Her şeyi, her şeyi. Futbolcusu, hocası, herkes görevini bilecek. Sahada ölümüne futbolcu mücadele edecek. Öbürü bilmem ne yapacak. Öbürü bilmem ne yapacak. Başkan başkanlığını, hoca hocalığını, futbolcu futbolculuğunu bilecek. Taraftar da taraftarlığını bilecek kardeşim. Hepinize enişten sevgiler, selamlar gönderiyorum. Galatasaray'da abi bunları söyleyeceğiz. Ama şu var, ayın 19'unda genel kurul yönetimi, yönetim hocayı, hoca transfer, transfer her şey olacak. Tek yumruk olacağız. Seçilene her şeyiyle destek vereceğiz. Öyle ya da böyle ama eleştirilerimizi yapacağız. Doğru yolu göstereceğiz. Yaptı yaptı. Yapmadı. Gerekeni yaparız. Yakasına da yapışırız kardeşim. Haksız mıyım kardeşlerim? Görüşmek üzere. Enişten sevgiler, selamlar gönderiyorum. Yeni sohbetlerde buluşmak üzere. Hoşça kalın.